O kadar güzel gözüküyorsunuz ki. Bu masa, bu ev, bu aile. Ben zaten hiçbir zaman bu masada olmadım. Bundan sonra da olmayı düşünmüyorum zaten. Afiyet olsun. Ne oldu, barıştınız mı Aslı'yla şimdi? Vallahi barıştık yengecim. Yani biraz zor oldu ama azmettim, başardım. Aman aman iyi Efe. Yani onun bu ara sana çok ihtiyacı var. Sakın yalnız bırakma. Yani Deniz'in de ihtiyacı var tabii. Onu da ihmal etme. Vallahi iyi güzel söylüyorsun yengecim de yani ben hangi birine yetişeceğimi şaşırdım ya. Vallahi kullanacağım kendimden bir tane. Yo yo, iki tane. Birini Deniz'in başına koyacağım, birini de Aslı'nın başına koyacağım. Ben de uzun zamandır uzak kaldığım sahalara geri döneceğim vallahi. Yani Efe kaygısız LTD, ŞT'yi benden başka düşünen yok yani. Of. Abim yok mu ya? Gelmedi mi hala? Oo, geldi de gitti bile. Ne yapıyor bu gece gece dışarılarda ya? Şş, bak istiyorsan çekeyim kulağını ha. Abiniz polis Efe Bey. Yani gecesi gündüzü hiç belli olmuyor. Orası da var tabii, sen de haklısın. Yani 3 haftadır 2 günde 1 nöbeti var. Daha da sürecekmiş. Sen sıkılmıyor musun ya gece gece tek başına evde? Ay sıkılmaz mıyım? Çatlıyorum. Abin ne dedi bana biliyor musun? Spora başla gönül. Şahane fikir. Süper yani. Böyle boş boş oturacağına ne güzel. Ay Efe. Ya benim spora mı ihtiyacım var? Yok yengecim, yani herkesin spora ihtiyacı var ya. Yani bu bir hayat tarzı, sağlıklı yaşam olayı. Yani orası öyle de tabii. Hem spor dediysek sadece kültür fizik olayı değil ki, ne bileyim şey var, dans var ya, herkes dansa takılıyor bu aralar. Bak hiç aklıma gelmemişti. Hem bir sürü de şekli şemali var yani, ne bileyim şey var, tango var, çaça var, rumba var, mamba var, tumba var, tamba var, karamamba var, var oğlu var yani. Vallahi güzel fikir. De şimdi yani hangi kurs, nereye falan onları araştırmak lazım, uzun iş ya. Ya yengecim ben sana 2 dakikada ayarlarım, ne olacak ki? Ay sen nasıl ayarlayacaksın Efe? Ha? Yengecim benim adım kaygısız. Efe kaygısız. Bizde de var öyle bir kaygısız ama onun böyle şeylerden hiç haberi yok. Ya onu leylekler getirdi diyorum ben sana. O bizim aileden bile değil ya. Bohçacı'dan almışlar. Ya bu kızla aynı çatı altında artık daha fazla kalamayacağım. Benim bir an önce iş bulmam lazım. Ne yapacaksın ki kızım? İş bulunca başka evde mi kalacaksın? Yoksa. Ben annemle konuştum. Biz taşınacağız buradan. Yani şimdi paramız yok biliyorum. O yüzden gidemiyoruz bir yere ama bir an önce iş bulursam... Nasıl çalışacaksın ya? Bütün gün okuldasın. Gece. Yani bizim okulda böyle bir sürü insan var. Yani laboratuvara falan gece nöbete gidiyorlar. Gündüz okulda olurum. Gece nöbete giderim. Böylece onun yüzünü daha az görmüş olurum. Kamil amca asla izin vermez böyle bir şeye. O zaman okulu bırakırım, Urla'ya geri dönerim. Hadi canım sen de. Su, ben ciddiyim. Ya bu kıza daha fazla dayanamıyorum ya. Uyumadın mı sen hala Bilal? Uyuyamadım Canan. O herif yarın gelecek. Deva kızımızı alıp gidecek. Bizde hiçbir şey yokmuş gibi. Yapacak bir şey yok ki Bilal. Mahkemenin verdiği karar bu. Mahkemeden anlamam ben. Ben ne güne duruyorum o zaman burada sizi koruyamayacaksa? O adam seni seviyor ya. Gözünün içine bakınca gözlerinin içi gülüyor ya. Sen bunu görebiliyor musun? Göremezsin. Görsen bile anlamazsın. Sen çünkü kendinden başka hiç kimseyi sevmiyorsun. Sen benden ne bekliyorsun? Nasıl yani? Anla işte. Ben senden ne bekleyebilirim ki Canan'ım? Sen bana ne versen kabulündür. Başkaca bir şey istemem ki. Böyle sevgi olmaz ki ama Bilal. Nasıl olmaz? Neyse. Boş ver. Metin, hı. Biliyor musun dün Efe'nin aklına harika bir fikir geldi. Yapma ya.
Ya hani ben diyordum ya acaba spora falan mı başlasam diye. E o da dedi ki dans kursuna gidin. Benim tanıdığım bir yer de var. Dans mı? Hı. Ne var? Gideceğiz seninle birlikte işte. Tango öğreneceğiz, salsa öğreneceğiz. Birlikte. Hı. Ben tango yapacağım. Ay açık medeni yol Metin Allah aşkına ya. Yani ne olur iki dans figürü öğrensen ölür müsün? Gönülcüğüm polis adamın dans damansla ne işi olur ya? İyi. Peki o zaman ben de yalnız giderim. Cesedimi çiğner öyle yalnız gidersin şeker. Olur. Yani gerekirse onu da yaparım. Yani ben kararımı verdim Metin'cim. Sen ister gel, ister gelme. Yani ben başlıyorum dans kursuna. Yani evde böyle boş boş oturmak istemiyorum artık. Ben kendim için daha anlamlı bir şeyler yapmak istiyorum. Anladın mı? Hadi canım. Afiyet olsun. Ulan Efe, bir kere de hayırlı bir şey yap be abiciğim. Bir kere ya. Aradığınız her şey bu kutunun otoboks. Bu benim fikrim ya. Hocam bu benim fikrim, ben buldum bunu ya. Bana ne kardeşim, kim bulmuşsa bulmuş. Ne küçümsüyorsun ya, ha? Sen bulabiliyor musun? Bulamıyorsun. Onun için burada böyle ilan yapıştırıyorsun işte, ha? Sen de bizi seyrediyorsun. Sen de onda haklısın vallahi. Ben buluyorum, ekmeğini, kaymağını başkası yiyor, anasını satayım. Yok yok, bu böyle olmayacak. Ver bakayım şunlardan bir tane. Bırak kardeşim, sayılı bunlar ya. Ya yemedik ya, Allah Allah. Sabah sabah başımıza bela mısın kardeşim? Ulan ne pis adamlarmışsınız be. Arayacağım Necat abiyi, şikayet edeceğim. Hepinizi sürüm sürüm süründüreceğim ha. Ya ne Kemal, bu adrese gidiyoruz. Alo, Necati abi, Efe ben, nasılsın abi? İyiyim Efe, sen nasılsın? Vallahi ben pek iyi değilim abi. Yolda yürüyordum, otoboks ilanlarını gördüm. Yani tamam biliyorum, sözleşme imzaladık ama... Efe ne söyleyeceksen söyle, dolandırma lafı. Ne söyleyeceğim abi yani, biraz daha pay istiyorum ben. Neticede benim fikrim değil mi yani? Kusura bakma, anlaşma anlaşmadır. Ben senin fikrinin bedelini ödedim. Ama diyorsan ki yeni fikirlerim var, gel konuşalım. Tamam, tamam abi. Bulacağım anasını satayım, bulacağım. Bekliyorum o zaman. He, hiç bekleme abiciğim, hiç bekleme. Ben o hatayı bir kere yaparım, tamam mı? Süper bir fikir daha bulacağım abi. Sonra çıkacağım karşına, yakacağım promu. Sen de öyle bakacaksın bana. Diyeceksin ki bir zamanlar fakir ama girişimci bir Efe kaygısız verdi. Keşke onu yanımdan ayırmasaydım. Alo? Ha, kapatmış. Ulan Necati abi, ulan Necati abi. En kral pro ile çıkacağım karşına, en pahalı pro ile çıkacağım karşına. Ama önce bir şeyler yiyelim ya. Nerede bu 32 be ya? Almazsın tabii, almazsın. Yahu tamam, itme, gidiyoruz işte. Hem niye her hafta ben gidiyorum pazara, ha? Abin boş boş oturuyor. Ayol nereden çıkardın her hafta pazarı? Geçen hafta bir, bugün iki.
Gören de zannedecek ki her işe seni koşturuyorum Osman Bey. Koşturuyorsun tabii, eşek gibi çalıştırıyorsun beni. Ben senin niye böyle yaptığını biliyorum. Beni kızdıracaksın, ben de tamam yeter diyeceğim, öyle mi? Yemezler Osman Bey, hadi tıpış tıpış pazara. Hadi bakayım, gidiyoruz, hadi. Gidiyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.